Evet, bu videoyu da burada çektim. Ortamı boş verin, siz benim anlattıklarıma bakın. Hemşire olmalı mı, olmamalı mı? Bugünkü konumuz bu. İyi veriler topladığımı düşünüyorum. Çünkü bu kadar fazla hemşireyi başka bir yerde toplamanız belki çok zor. Ya bu anketi yaptırabilmeniz. Sağ olsun takipçilerimin çoğunluğu hemşire olduğu için güzel bir şeye vesile olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi gelin beraber anket sonuçlarına bakalım. Eğer becerebilirsem şuraya bir yere de bırakacağım. 106 bin kişiye sorduk. 10 bin popüler cevap aldık. Yok. Peki. Hayır olmayın. Ne yazık ki sonuçlar olumsuz yönde. İlk sorum hemşire misinizdi? 9.975 kişi evet demiş. Neredeyse 10.000'e yakın hemşire yanıtlamış bu soruları. Hemşireliği isteyerek seçenlerin oranı %59. İstemeyerek seçenler ise %41. Hemşirelikten memnun olanlar %42. Memnun olmayanlar %58. Yeniden seçme şansları olsa hemşire olurlar mı diye sordum. %28'i evet dedi, %72 hayır dedi. Bu bayağı düşük bir oran maalesef. Hemşireliği tavsiye eder misiniz diye sordum. Yine aynı oranlar çıktı. %28'i evet demiş, %72'si hayır demiş. Sonrasında da olumlu ve olumsuz taraflarını sordum mesleğin. Ne yazık ki olumsuz tarafı o kadar çok buraya sığdıramazdım. O yüzden onu aklımda kalanları anlatacağım. Biraz olumlu şeylerden bahsedeyim. Öncelikle dünyada geçerli olan bir meslek. Yani çoğu kişi bunun farkında. Hemşirelik bitmeyecek bir meslek. Sağlık sektörü her zaman devam edecek. Savaş da çıksa, kıyamet de kopsa hemşireler her zaman çalışacak. Pandemide bunu gördük. İş imkanı çok demişler. Buna kısmen katılıyorum, doğru. Atanmak daha kolay. Diğer mesleklere göre kıyaslarsak daha kolay. Kendi fikirlerimi de söylüyorum bu arada. Ama eskiye göre kıyaslarsak bence daha zor. Çünkü çok fazla artık atama bekleyen hemşire var. En çok söylenen cevaplardan birisi de insanların hayatına dokunmak, onların iyileşmesine şahit olmak ve iyileşmesinde rol almak. Duaları, size minnet duymaları. Belki de hemşirelikte en çok doyum veren nokta bu. Başka da çok fazla olumlu bir şey söylenmemiş ne yazık ki. Bu kısım uzun olduğu için biraz dinlenip geldim, tekrar çekime başladım. Neden hemşire olmasınlar? Ağır çalışma şartları, fazla iş yükü, vardiyalı çalışma düzeni, uyku düzeninizin bozulması, mesleğimizin saygınlığı olmaması, maddi ve manevi karşılığını alamamamız, şiddete maruz kalmamız, mobbing, görev tanımımızda olmayan işlerin yaptırılması, bu özel hastanelerde daha çok oluyor. Sosyal hayatımızın olmaması, bayram, seyran, her zaman çalışıyoruz. Fiziksel problemlerimiz, bel, boyun fıtıkları, çok erken yaşlarda bunlarla karşılaşıyoruz. Aslına bakarsanız birini iyileştirmeye çalışırken kendi sağlığımızdan oluyoruz. Bu mesleği yapacak kişi fedakar olmalı. Meslek olarak birlik olamamamız, bizi destekleyen, haklarımızı savunan idarecilerin olmaması, alanımızda uzmanlaşamamız. Bir hemşireyi alıp her yerde çalıştırabiliyorlar. Acil, yoğun bakım, pediatri. Bu şekilde olmamalı. Hepimizin kendi uzmanlaştığı alanlar var. Onlara yönelmemiz gerekir. Bu şekilde daha profesyonel çalışacağımızı düşünüyorum. Çok arada kalmış bir mesleğiz. Görev tanımları net bir şekilde çizilmediği için her türlü sorunda hemşire bulunuyor. Televizyon kumandası çalışmıyor, hemşire baksın. Dosyayla ilgili sıkıntı oluyor, hemşire baksın. Gibi gibi bir sürü örnek verebilirim size bu konuda. Yıllardır süre gelen ve çözülmeyen sorunlar, sürekli bunların tartışması yapılıyor ama bir çözüme kavuşmuyor ve daha da kötüye gidiyor. Birisi bana yazmış ki sen mesleği kötülemekten başka bir şey yapmıyorsun. Severek yapacak olana bile engel oluyorsun. Ya güzel kardeşim, ben niye mesleği kötüleyim? Ben ne yaşadıysam onu anlatıyorum ki ben bu sıkıntıyı çektim, siz çekmeyin. Yani çünkü bu insanlar hayatlarının en önemli dönemindeler. Bu seçtikleri mesleği bir ömür yapacaklar ya da pişman olup bırakacaklar. O yüzden onları en doğru şekilde yönlendirmek istiyorum. Üniversite sınavına gidiyorum ben. 33 girişleri, kitaplarım yanımda. Belki ufaktan bir hemşire olurum ben. Zaten birisi hiç olmazsa bir hemşire olurum diye düşünüyorsa
gerçekten de hiç olmasın. Aile baskısı, toplum baskısı, iş bulmak kolay diye sizi bu mesleğe yöneltmeleri sizin kafanızı karıştırmasın. Kendi iç sesinizi dinleyin. Ben bu mesleği gerçekten yapmak istiyor muyum diye düşünün. Artılarını, eksilerini kıyaslayın. Ona göre karar verin. Çünkü bir ömür bu işi yapacaksınız. Bu meslek sevilmeden yapılabilecek bir meslek değil. Aslına bakarsanız sadece bizim meslek değil, çoğu meslek de aynı şekilde. Nedense kimse kendi mesleğini tavsiye etmiyor. Çocukların da aslında kafası bu yüzden karışmış. Kimse kendi mesleğini tavsiye etmiyor. Biz ne olacağız diyorlar. Çok haklılar. Ülkenin genel durumuna bağlıyorum ben bunu. Ne yazık ki ülkemizde insana değer verilmiyor. Öyle olunca da insanlar haklı olarak değer verilen yöne doğru kayıyorlar. Ben şartları iyileştirirse, mesleğe bakış açısı değişse kimsenin gitmek isteyeceğini düşünmüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Merak ettiğiniz soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.